Çok değil 4-5 yıl önce doğum günlerim benim için en önemli anlardı. Daha bir yıl öncesinden geri sayımlar yapar, inanılmaz bir heyecanla beklerdim. Ama artık büyüyor olmak beni korkutuyor. Her ne kadar içinde bazen acı ve üzüntü barındırsa da yaşamayı çok seviyorum. Bu nedenle zamanın inatla geçiyor olması beni korkutuyor. Benim 16'm çok yağmurluydu. Bazı günler kaçtım ıslanmaktan. Kapattım kendimi. Bazense çok keyif aldım yağan yağmurdan. Zevkle yürüdüm altında. Bir takım konularda fikrim değişti mesela. Kendimizi izole etmeye mecbur kaldığımız günlerde fark ettim ki hayatımdaki insanları sandığımdan daha çok seviyormuşum. Ailem. Arkadaşlarım. Tam story. Sevmeyen biri olarak tanımlayan ben, artık tek tek herkese ne kadar değer verdiğimin farkındayım. Hiçbir zaman duygularını açığa vurabilen veya içinde dahi olsa rahatça yaşayabilen biri olmadım. Bu yıl ilk defa bunun zararlarıyla karşılaştım. Canım babamı kaybetmenin acısını 4 yıl sonra bu yıl çektim en çok. Bu zamana kadar hep erteledim ama sanırım buraya kadardı. Sinirlilik asla sahip olmadığım bir sıfatken sinir krizi geçirdim. Duvara vurup bileğimi incittim. Size ve çok da yakın olmadığım herkese düştüğümü söyledim. Özür dilerim. Ama o günlerde gerçek olandan çok utandım. Ancak şimdi bir tecrübe gözüyle bakabiliyorum. Sadece 16 yaşımda bir gelir sahibi oldum. Sizin ve kendi emeklerimin sayesinde. İstediğim şeyleri kendi paramla alabilme şansına sahip oldum. Hatta belki tasarruf yapmayı bile öğrendim. Büyüdüm. Ve hala da devam ediyorum. Fikirlerimin arkasında hep daha çok durdum. Karşımdakilerin fikrini değiştirmeye çalışmadan sadece kendimi anlatabilmeyi öğrendim. Böylesi çok daha az yorucu oldu. Kendi doğrularımdan taviz vermedim. Kendime hep hiçbir şeyin buna değmeyeceğini hatırlattım. Sadece fikirlerim konusunda değişiklik yaşamadım ama bu yıl. Duygularım da değişti. İçimde var etmeye çalıştığım biri vardı. Doğru kelime sevmek değil, sadece kendi derinliğimde onu da görmek istediğim biri. Yaşadığım çok ufak bir olayla bunu da artık yapmadığımı fark ettim. Garipti ama çok da şaşırmamak gerek. İnsanız, er ya da geç her şeyi atlatıyoruz. Bir köpek sahibi oldum. Gerçi geçen günlerime bakarsam o bana sahip oldu desem daha doğru olur sanırım. Eziyet görmüş bir hayvan olduğu için alışması çok zordu fakat şimdi bize olan bakışlarını görüyorum da eminim ki o da bizi çok sevdi. Kendim dışında biri adına en çok bu yıl mutlu oldum. Ablam. Siz bunu izlerken nikahına bir ay bile kalmamış olacak. Onun adına çok heyecanlıyım. Kendi adıma ise Buruk. Eninde sonunda alışacağız tabii ki. Biliyorum. Tek elimden gelen tüm kalbimle hep mutlu olmasını dilemek. 17. yaşım. Bana güzel haberlerle gel. İlla ki düştüğüm günlerin olacak. Biliyorum. Ama arkasından elimden tut, kaldır beni. Yaşamak için sabırsızlanıyorum. Ve sizler, iyi ki yolculuğumun bir parçasısınız. Hepinizi gerçekten ve çokça seviyorum.